Bir Gün TV yayınından herkese merhabalar. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merakla beklenen kamuda tasarruf paketini bu sabah açıkladı. Aynı zamanda kamuda savurganlığın bir itirafı olan paketin aslında bir tür makyaj, bir tür göz boyama olduğu tartışılıyor. Paketin ayrıntılarını bugün Profesör Doktor Aziz Konukman Hoca ile tartışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Özlemişiz sizleri. Teşekkür ederiz hocam, biz de özledik. Evet. Hocam, kamuda tasarruf tedbirleri genelgesini nasıl okunmalı, siz nasıl değerlendiriyorsunuz, neden şimdi açıklandı, sadece bir tedbir olabilir mi, sadece göz boyama mı sizce? Çok haklı sorular. Şimdi önce şunu söyleyelim, bir kamu idaresinin tasarrufu ne anlama gelir? Yani onu bir tanımını yapalım önce. Çünkü bu tanım yapılmadan değil mi tedbirlere girersek çok anlamlı olmaz. Biliyorsun kamu idareleri bütçe kanunundan kendilerine verilen ödenekleri kullanırlar. Yani bütçe kanunu olmadan bizim bütçelerimiz de 5018 sayılı bir kanuna tabi olarak hazırlanıyor. Ve kanunla kamu idarelerine bütçe harcama izni veriliyor. Bu çok önemli. Ne olur altını çiziyorum. Bütçe harcama izni veriliyor. Biz buna bütçe hakkı diyoruz. Yani çünkü siz ne kadar harcayabileceğinizi ancak meclisin verdiği izinle yapabiliyorsunuz. Teklifi icra organı yapıyor ama meclis bunu yasal hale getiriyor. Daha sonra da idareler kendilerine verilen başlangıç ödeneklerinden hareketle uygulamaya giriyorlar. Şimdi eğer size verilen bu ödeneklerin altında harcama yapıyorsa o idare, ona tasarruf tedbirlerine uyan idare denir. Yani ödeneğinin altında harcama yapıyor. Hatta bu ne olur biliyor musun? Bütçe açını da düşürür. Çünkü her kurum kendisine verilen ödeneğin altında harcama yaparsa enfes bir şey. Tam bir mali disiplin vardır. Amacına uygun. Tabii burada hangi kalemlerin kesileceği önemli. Emekçilere yönelik kalemler kesiliyorsa ona tasarruf denmez. O kamu hizmetini aksatır. Çünkü kamu hizmeti emekçiler eliyle yürütülen bir hizmettir. Onlara verilecek paraları keserseniz yazık olur. Kamu hizmetini üretemez haline gelirsiniz. Üretirsiniz ama niteliği düşer. Dolayısıyla altını çizelim. Emeği yakından ilgilendiren, kamu hizmetini üretmekle yükümlü personele yapılacak harcamalarda hasis davranamazsınız. Aksi halde kamu hizmeti aksar. Ama ne yapabilirsiniz? Sermaye dönük kalemlerde kısıntıya gidebilirsiniz. Bu gerçekten ciddi bir tasarruf olur. Hem de sınıfsal tercihinizi de emekçilerden yana yumuşatmış olursunuz. Böyle bakalım olaya. Şimdi görüyoruz ki aradan daha henüz 3 ay geçmeden lütfen bütçe istatistiklerine bakın. Ha, Maliye Bakanlığı'nın sayfasına girin. Orada genel bütçeli idarelerin, özel bütçeli idarelerin ve düzenleyici idarelerin bütçeleri var. Ben girdim o sayfaya, ayrı ayrı bunlar. Önce genel bütçeli idarelerin bulunduğu sayfaya girdim. Girdim ve şunu gördüm. Bir toplam ödenek diye bir şey var, bir de başlangıç ödeneği var. Allah Allah, bu neyin nesi dedim. Yani başlangıç ödeneği meclisin verdiği bir izin. Toplam ödenek neyin nesi? Toplam ödenek meğersem Cumhurbaşkanı tarafından ilaveler yapılmış o kurumlara. Toplamını vereyim. Genel bütçeli idarelere 44,6 milyar aradan 3 ay geçmesine rağmen ödenek eklenmiş. Mesela Cumhurbaşkanı kendi bütçesine 3 milyar eklemiş. Oh ne güzel. Bunun dışında özel bütçeli idarelere ise, bunun içinde üniversiteler ağırlıklı biliyorsun, 26 milyar da onlara eklemiş. Yetmemiş, bir de düzenleyici kurullar, işte bu RTÜK sizi izliyor yakından. Onların da bulunduğu kurumlara da 0,3 milyar yani 300 milyon küsur para eklenmiş. Ya kardeşim, madem sizin tasarruf tedbirleri diye bir şey düşünüyordunuz, ne yapıyorsunuz? Niye bu kurumların ödeneklerini artırıyorsunuz? Niye bu kurumlara yeni harcama kalemleri açıyorsunuz? Çünkü bir de bu biliyorsun, böyle ödenek eklemeler normalde ek bütçeyle yapılır. Fakat böyle bir usule başvurmamışlar. Çünkü böyle bir usule başvursalardı ek bütçe kanun teklifiyle meclise girirlerdi. Şimdi ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanı kararıyla yapmışlar. Üstelik Cumhurbaşkanı'nın bu kararları resmi gazetede yayınlanmıyor. Yani bilmiyoruz hangi kurumlara ödenekleri eklerken hangi kararla ekledi bilmiyoruz.
Bunun da nedenini araştırdığımızda şunu görüyoruz. 2018 yılında resmi gazetenin şekliyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmış. Onun dördüncü maddesinin Ç bendi diyor ki Cumhurbaşkanı her türlü kararını yayınlamak zorunda değil diyor. Haydi. Yani hepimizi yakından ilgilendiren bütçeyle ilgili ödenek eklemeleri var. Cumhurbaşkanı bu ödenekleri rahat bir şekilde ekliyor ama bunları resmi gazetede yayınlamıyor. Bir kere bu oldukça manidar bir durum. Kamuoyunun bilgilendirmesi açısından ve bütçe hakkı açısından da bir ihlaldir. Çünkü bizim öğrenme şeyimizi, değil mi? Öğrenme ihtiyacımızı karşılamıyor. Çünkü biz vergi mükellefiyiz. Sen de ben de vergi mükellefiyiz. Bizim paralarımızdan ödenekler ekleniyorsa biz bunları bilmek zorundayız. Maalesef bu bilgilendirme yapılmamış. Akla yani şu geliyor. Durum maalesef yok burada, değil mi? Tabii. Akla şu geliyor. Ya bunu yedek ödenek var. Bütçelerde öyle bir madde de var. Yedek ödenek, yani 5018 sayılı kanunun bir maddesi yedek ödeneği düzenliyor. Oradan %1'ine kadar genel bütçeli idare eden, özür dilerim, %2'sine kadar ödenek, yedek ödeneğe aktarılıyor. Buradan da Cumhurbaşkanı istediği kurumlara aktarabiliyor. Tamam, buna da bir sorun yok. Cumhurbaşkanı ek bütçeye gitmeden de böyle bir düzenleme yapabilir. Fakat orada madde açık. İhtiyaç arz etmesi halinde. Yani gerçekten bir ödenek yetersizliği varsa diyor. Artı ya da diyor hiç öngörülmeyen bir bütçe kalemi söz konusuysa, öngörülmeyen bir bütçe gideri oldu. O zaman diyor bu yedek ödeneğe gidilir. Cumhurbaşkanı da bu ödenek eklemeleri yedek ödenekten aktarabilir diyor. Bu iki gerek de karşılanmamış. Yani ne bir yeni bütçe ihtiyacı var öngörülmedik, ne de ödenekler yetersiz. Çünkü daha yeni geçmiş. Meclisten yeni geçmiş kardeşim. Aralık ayında kanunlaşmış. Ocak'ta da kurumlar harcamalarını yapmaya başlamış. Nereden çıktı şimdi ihtiyaç yetersiz ödenek tartışması? Dolayısıyla bütçe hakkı ihlal altında. Ben buradan sizin aracınızla meclis başkanlığına bir duyuru yapıyorum. Lütfen halk adına bu meclisin bütçe hakkına sahip çıkın kardeşim. Bu bütçe hakkının ihlal edilmesine itiraz edin. Meclis başkanının birinci görevi budur. Demek ki daha buradan bakın tedbirlerin kendisini ayrıntısına girmeden zaten ne söylemiş oluyoruz? Ortada bir tasarruf tedbiri söz konusu olamaz. Niye? Ödeneğin üstünde kurumlara harcama yolu açıyorsanız, bakın altını çiziyorum, meclisin verdiği ödeneğin ötesinde kurumların harcama yapmasının olanağını açıyorsanız, yani ödenek üstü harcamaya yol açıyorsanız, sizin ödeneklerin altında harcama yapmasını kurumlardan bekleyemezsiniz. Tasarruf tedbirleri meclisçe verilen ödenek izinlerinin kullanılmayıp harcamanın düşük tutulması demektir. Tasarruf onun için tedbirler açıklanır. Bir kere buradan daha kafadan, bakın tedbirlerin kendisine girmiyoruz. Paketin kendisine girmiyoruz. Bu tasarruf tedbir paketi bir gösterişten, bir göz boyamadan öteye geçmiyor. Şimdi istersen sorunlarına, içeriğine girebiliriz. Hocam, yani evet, paketin içeriğine girelim biraz da. Maddeler evet. Arasında özellikle sizin için dikkat çeken hangileri? Siz hani ilk önce şu konuda çok dikkat çekiyor bu teklifte bir şey var mı? Hemen söyleyeyim. Bir kere bakın Yılmaz'ın açıklaması, paketin kendisinden çok Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına bir bakalım ne olur. Sen de zaten konuşmanın başında bunu söyledin. Yani samimiyetsiz olduklarını, kendileri yaptılar. Şimdi kendileri tasarruf lafı etmeye başlıyorlar filan. Bak ne diyor Yılmaz. Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ya bu son dönemdeki yaşanan gelişmeler sizin döneminiz. Öyle değil mi? Ya siz niye gereğini yapmadınız? Demek ki gereğini yapmamışsınız. Gereğinizi yapmayınca adım atma ihtiyacınız çıkmış. Bakın daha bu bir itiraf yani. Hani itiraf.com vardır biliyorsun. Hani buraya yazın artık kardeşim Sayın Yılmaz. Sen bunu itiraf.com'a gönder. Yani resmen biz diyorsun son dönemde
bu işin çığırından çıkarttık. Şimdi tasarruf tedbirleri alma, geniş bir çerçevede adım atma ihtiyacımız ortaya çıkmış diyorsun. Bu bir. İkincisi, tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor diyor. Demek ki sizin tasarruf kültürünüz diye bir kültürünüz yokmuş. 20 yıllık, 22 yıllık iktidarınızda bunu koyamamışsınız. Bir kere bu konuşmadan bu vurguyu yapalım. Daha önemli. Bak ne diyor? Deprem diyor harcamaları hariç, deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmayacağız. Tamam mı? Diğerlerinden yapacağız. Şimdi 11 trilyon 89 milyarlık 2024 bütçesinde deprem için ne kadar kaynak ayrıldığı söylenmiyor. Şimdi buradan çağrı yapalım. Sayın Yılmaz, Sayın Maliye Bakanı bize 11 trilyon 89 milyardan tasarruf edilemez dediğiniz deprem harcamaları ne kadar? Çünkü bunu izleyeceğiz biz. Deprem harcamaları, bunların büyük bir çoğu ihalelerle müteahhitlere kaynak aktarımı. Bak diyor oradan diyor şey yapamam diyor, tasarruf yapamam. O hariç diyor. Ben bunları kamuoyunun açıklamasını istiyorum. Bir daha söylüyorum. 11 trilyon 89 milyarlık merkezi yönetim bütçesinin, 2024 bütçesinin ne kadarı deprem harcamalarına ayrılmış? Bunu bilelim ki diğer kalemlerde tasarruf yapılıp yapılmadığı deprem harcamalarındaki gelişmeleri yakından izlemek için. Bunun dışında şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki kamudan tasarruf yaparsak daha az bütçe açığına, güzel, daha az kamu borçlanmasına, o da güzel, daha az faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacak. Ya kardeşim, bunları dediğiniz andan itibaren ve bunları hesapladığınız andan itibaren mevcut OVP'nin sil baştan değişmesi lazım. Bir daha söylüyorum. Eğer bu dediğiniz tasarruf genelgesi bu makro sonuçları doğuracaksa lütfen OVP'nin yeni makro hedeflerini açıklayın. Yani faiz yükü bütçede ne olacak? Kamu borçlanması ne kadar olacak tasarruftan sonra? Bütçe açığı orada ilan etmiştiniz. 2,6 trilyon demiştiniz. Bu aşağı mı inecek? Bunları bilelim. Bunları bilmeden tartışma afaki olur. Bunu net bir şekilde koyalım. Başka? Bak sırayla gidiyorum. Hep altını çizdiğim noktalar bunlar. Bakın diyor ki bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan farklı kılan 3 tane husus var. Harika. Heyecanlanıyorsun. Neymiş bunlar? 1. Kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz. Ya kardeşim siz verimlilik hiçbir zaman yapmadınız. İtiraf ediyorsunuz. Ben hep diyordum ki kamuda verimliliği artırmıyorlar bunlar diyordum. Bak burada geçmişte diyor biz verimliliği artırmadık diyor. Özür dileriz diyor. Peki şimdi artık tasarrufu hedefliyoruz. Verimliliği kuracağız. Hangi araçlarla? Araçları da kamuoyuyla paylaşın. Biz inanalım. Ne yapacaksınız da geçmişteki verimsiz uygulamalardan vazgeçeceksiniz? Demek ki 3 tane sac ayağı varmış, 3 tane temel adımı varmış ve bu adımları da ilk kez atıyorlarmış. Ama görüyoruz ki birinci atılacak adım geçmişten farklı olmayacak. Gelelim ikinci adıma. Diyor ki bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçireceğiz. Demek ki bugüne kadar hiç yaptırım yapmamışsınız. İsteyen istediği harcamayı yapmış. İzlememişsiniz. İtiraf ediyorsunuz. Hiçbir raporlama yapmamışsınız. Yine itiraf ediyorsunuz. Peki bundan sonra yapacağınızın araçlarını bizimle paylaşın. Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır diyor. Fakat aynı sunumun içinde meclis bu kapsam dışında diyor. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığının da bu kapsam dışında olup olmadığı belli değil. Yani Cumhurbaşkanlığı ile ilgili neredeyse sayfalarca bir tasarruf tedbirlerinin açıklanması lazım. Hocam orada ama, bir parantez açabilir miyim ben de? Evet. Cumhurbaşkanlığı özellikle 40 saniyede bir asgari ücret harcaması yapan bir kalemden bahsediyoruz. Ve orada da bu tasarruf tedbirlerine uyulmayacağı konusunda hiçbir bilgi şu anda yok. Tabii. Ne düşünüyorsun o konuda? Yani kesinlikle katılıyorum. Bakın bu hocam tedbir açıklamak mesele değil. Mesele açıklanan tedbirlerin uygulama araçlarını kamuoyuyla paylaşmak. Yani ne yapacaksın da olacak. Örnek diyor ki maaşlarda yönetim kurulu maaşlarında değil mi? Bir tane mi olacak diyor. Öyle bir şey diyor. İkincisi olmayacak diyor. İyi de danışmanlık var. Oraya kaydırır. Fark etmez ki. Yani bu tasarrufu mu sağlamış olur? Yönetim kurulu üyesidir birisi. Onu danışman yapar. Vereceği kaynak tahsini yandaşlarına oradan verir. Bunlar çok net şeyler değil. Onun dışında
Bakın diyor ki kamuda taşıt sayısı standartları belirledik. Ya bütçeler zaten bu standartları belirlemek için yapılıyor. Sayılarını ve standartlarını daha yeni belirlemişler. Ya böyle bir kepazelik olabilir mi? Yani ve diyor ki yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl sürede durduracağız. Peki niye OVP'de yok bu? Bak OVP Eylül ayı içinde açıkladınız. Tabii seçimler öncesinde. Seçimler öncesinde bunları demiyorsunuz. Şimdi seçim bitmiş. Seçimi işte Cumhurbaşkanlığını almışlar, onu almışlar, bunu almışlar. Bazı yerlerde kaybetmişler. Efendim araç satın almayı, kiralamayı 3 yıl sürede durduruyoruz diyor. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Başka yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. E peki Diyanet İşleri Başkanı daha yeni yabancı menşeli araç alacağını ya da aldığını kamuoyuna duyurdu. Değil mi? TOK kullanıyordu. Ya diyor yani yolda kalır gibi bir mantıkla herhalde. Bir de diyor bunu diyor düşündük filan diyor. Yani hiçbirisinin inandırıcılığı yok. Yani böyle bir nasıl söyleyeyim? Böyle bir araç yok. Yani bunu nasıl yapacaklarına dair bir araç söz konusu. Ama nerede kısmalar yapacaklar? Fiilen yapacaklarını söyleyelim. Onu da söylüyorlar. İşte toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandıracağız. Niye kardeşim? Demin söyledim. Yani sen emekçiye yapılan kaynak transferlerini kıstığın zaman tabii ki bütçe açığında düşer, şu olur bu olur. Ama kamu hizmetinin üretimi ne olacak? O personel sıkıntılı bir ortamda geldiğinde, servisi olmadan geldiğinde onun kamu hizmeti üretkenliğindeki verimliği ne olacak? Bir satır önde diyorsunuz ki kamuda verimliği artıracağız diyorsunuz. O insanları otobüslerle normal servisini yaparken kendi haline bırakmanın o verimlilikte olumsuz etki yapacağını düşünmüyor musunuz? İşte araç derken bunları kastediyorum. Sonra ne demek? Yeni personel alımı, istihdamı emekli olanlarla sınırlandırılacaktır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir kamu hizmeti üretimi yeni insanlar işe alımını gerektiriyorsa kamu personel rejimi temel kamu hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hassas olması gerekirken o elemanları istihdam edebilmesi için emekliyi mi beklemesi lazım? Böyle gayri ciddi bir şey olabilir mi? Bunun hocam gibi. Bu aynı zamanda çok özür dilerim hocam. Bu aynı zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi genç işsizliği de arttırmaz mı? Yani doktorlar, kesinlikle. Öğretmenler atanacaklar. Tabii. Atanamayacaklar, atamalar yapılmayacak bu durumda. Aynen. Ya bir de ne demek ki kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli geliştirilecek. Ya özel sektörü anladık kardeşim. Özel sektör bir anonim şirket gibi çalışır. Esnek de çalıştırır, uzaktan da çalıştırır. İşçi sınıfı mücadeleyle orada kavgasını verir. Gerektiğinde o istihdam biçimlerinin vazgeçilmesini de sağlayabilir. O bir mücadele işidir. Onu ben bir şey diyemem. Ama kamuda ne demek ya? Sen anonim şirket misin kardeşim ya? Kamuda niye esnek ve uzaktan çalışma modeliyle çalışıyorsun? Hani şey mi var? Deprem mi oldu ya da ne bileyim salgın mı var? Salgın da oldu. İtiraz etmedik. Ben de çalıştım, siz de çalıştınız. Salgında hepimiz çalıştık. Ama hayatın normale döndüğü bir ortamda esnek çalışmayı niye dayatıyorsunuz insanlara? Hep bakın, dikkat edin. Tasarruf deyince akılların hep emekçiye yönelik bir takım şeyler. Emekçinin kazanımları, emekçilerin kazanımları üzerinden tasarruf olmaz kardeşim. Hocam orada garanti ödemelere dair bir şey yok. Kur korumalı mevduat hesabı faizine dair bir ya şey onu yok. Onu bırak, onu bırak sevgili dostum. Vergi harcama ve istisnaları var değil mi? Vergi harcamaları var. Muafiyet ve istisnaları. Ne kadar tutarı biliyor musun 2024 bütçesinde? 2,2 trilyon. Vergi gelirlerinin içindeki payı %30'a yakın. Bak %30'a yakın ya. 7,4 vergi gelirleri öngörülüyor. Bunun %30'una yakın muafiyeti istisnalar. Bakın bunun aşağı yukarı 1,6 trilyonu sermaye lehine muafiyeti istisnalar. Ya pamuk eller cebede kardeşim ya. Siz doğru dürüst ne istihdamı artırıyorsunuz ne ihracata önemli katkı veriyorsunuz. Çünkü bu teşvikler onun için veriliyor bu muafiyeti istisnalar. Bu sefer kardeşim bunları kaldırıyorum desene. Vergi havuzuna alsana bunları. Oradan muazzam bir şekilde bu emekçilerin haklarını helal getirmeden bu tasarruflara başvurabilirsin. Yani sermaye gelince sus pus.
ona karşı bir tavır yok. Böyle şey olabilir mi ya? Yani vergi muafiyet ve istisnalarda 1,6 trilyonu kaldır, ciddi anlamda bir emek cephesine gelir transferleri söz konusu olacak. Servet vergileri getir kardeşim. Mevduat sahiplerinden, değil mi, artan oranlı bir belli bir eşiğin üstünde, diyelim ki işte 10 milyonun üstünde hesabı olanlardan diye başla, sırayla git. Artan oranlı bir tarife uygula. Bu, daha bunun gibi bir sürü seçenekler söz konusu ama bunların hiçbirisini yapmıyorsun. Bütün sanki bütçe açığının temel nedeni emekçilermiş gibi, emekçilere yapılan ödemelermiş gibi ümüğünü sıkalım, kemerlerini bunları sıkalım. İşte onun için biz uzun bir süredir IMF'siz IMF programı diyoruz. İşte bu IMF olmadan bir IMF programı. Yani IMF'siz bir IMF programı. Hocam, Cumhurbaşkanı'nı da göreceğiz. Yani evet. Cumhurbaşkanı o sözünün takipçisiyiz. Ne diyordu hatırlayalım Cumhurbaşkanı? İtibardan tasarruf olmaz. Bakalım yani. Göreceğiz. Evet. Eğer Cumhurbaşkanı tasarruf kapsamına girince bunun anlamı şu mu olacak? Eyvah, Türkiye itibardan tasarruf etmeye başladı diye hayıflanacak mı Cumhurbaşkanı? Hocam yani siz anlattığınız yaşanan ekonomik krizin böyle bir reçeteyle çözüme kavuşması mümkün zaten görünmüyor. Ya, mümkün değil. Mümkün değil. Peki sadece bir kalıcı bir çözüm için hocam neler yapılmalı? Nasıl bir model geliştirilmeli? İşte demin söyledim. Bakın bir daha söylüyorum. Bu model bir enflasyon üretti, değil mi? Anlaşalım. Evet. Bu enflasyonun bizatihi sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı. Nasıl diye bir politika attı ortaya. Hiçbir iktisat teorisinde karşılığı olmayan, hatta kitabını yazdım dedi. Değil mi? Kitabını yazdım dedi. Benim kitabımın ilk bölümü dedi. Araştırdık, soruşturduk, öyle bir kitap yok ortada. Tamam. Karamiza örneği ya. Kitabının ilk bölümüymüş Nas. Sonra kendisi Nas'ı rafa kaldırdı. Yeni bir ekip getirdi. Öyle değil mi? Fakat enflasyon durmuyor. Enflasyon devam ediyor. Ben bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde uzun bir röportaj verdim. Dedim ki araştırmalar, işte Korkut Boratav, Haşim Köse, Erinç Yeldan, daha başka araştırmalar yüksek kar marjlarının enflasyona neden olduğunu, yüksek kar oranlarının enflasyona neden olduğunu söylüyor. Hiçbir önem yok. Enflasyon nedeni asgari ücretlermiş gibi, enflasyon nedeni emekçilermiş gibi kemer sıkarak talebi aşağı çekeceklermiş ve böylece enflasyon işte yıl sonuna doğru öngördükleri gibi düşecekmiş. Kardeşim, enflasyon talep kaynaklı değil ki. Enflasyonun ağırlıklı bir kısmı maliyet, kur ve ithal girdilere bağımlı bir ekonomi nedeniyle değil mi? Kur arttıkça ithal girdiler daha pahalı oluyor. Onun belli bir markup modeliyle bir tekelci yapılar var çünkü sanayide. Yüksek kar marjları üstüne ekleyerek enflasyon yükseliyor. Emekçi sınıflarda o enflasyona yetişebilmek için zam talepleriyle geliyorlar. İşte hükümet de enflasyon farkını ödeyerek, işte bazen zaman zaman refah payını vererek zamlar yapıyor. Şimdi diyor ki iktidar, siz artık öngörülen enflasyona göre zam alacaksınız. Oh ne güzel, öngörülen enflasyon zaten düşük tutuluyor algı yönetimiyle. Zamlar da düşük olacak. Peki niye gerekçe böyle? Efendim, enflasyona neden oluyor bu çalışan kesimler? Tam tersine, enflasyon sonuç bu kesimler için. Bu emekçiler enflasyonun mağduriyetinden kurtulmak için mücadele veriyorlar. Enflasyonun müsebbibi yüksek karlarla çalışan kesimler. Şimdi tabii ki sınıfsal tercih burada belirleyici. Emek cephesinden hep kenar sıkma arayışları niye o cephe üzerinde yürüyor? Çünkü sermaye yanlısı bir iktidar bu. Bu biliyorsunuz krizler çıktıktan sonra 2000'li yıllarda Post-Washington Uzlaşması diye bir uzlaşma IMF ve Dünya Bankası tarafından dayatıldı. Yönetişim modeli geldi. İşte neredeyse yeni inşa edilen model tüm iktidarın sermaye bırakıldığı bir model oldu. Bütçesi sermayenin tercihlerine göre olan, para politika sermayenin tercihlerine göre, kamu maliyesi politika sermayenin tercihlerine göre şekillenen bir iktisat politikasının taşıyıcısı bu iktidar. Onun için de hep onun gözünden bakıyor. Onun gözünden bakınca da
enflasyonun müsebbibi emekçilerin ücret talepleri oluyor. Onların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya gönderdikleri talepler neredeyse enflasyonun nedeniymiş gibi sunuluyor. Şimdi bunun hiç bilimle filan bir alakası var mı? Son derece çarpıtıcı çarpıtıcı değerlendirmeler bunlar. Dolayısıyla bu tedbirlerden emekçileri sıkıştırmanın dışında, onları kemerlerinin sıkılması dışında istenilen sonuçları kesinlikle yaratmayacaktır. Onu bir söyleyelim. Mesela diyor ki, şöyle bir laf var. Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde %10, yatırım ödeneklerinde %15 kesintiye gidiyoruz. Ne güzel. Peki niye o zaman bu demin söylediğim kurumların ödeneklerine ek ödenek koyuyorsunuz? Madem kesinti yapacaksınız. Yani bu bile ne kadar çeliştiklerini, ne kadar rasyoneliteden uzak kaldıklarını gösteriyor. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim. Keyifli bir yayın oldu. Teşekkürler. Bir Gün TV yayınında Profesör Doktor Aziz Konukman ile kamuda tasarruf genelgesini tartıştık. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.